Uluslararası Kızılaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Genel Kurulu, Türk Kızılayı'nın ev sahipliğinde Antalya'daki bir otelde başladı. Genel kurula 189 ülkeden 1500'e yakın iyilik elçisi katılırken, Türkiye 48 yıl aradan sonra ikinci kez ev sahipliği yaptı. Kızılaç Komitesi Genel Direktörü Baltazar Stalin, nükleer silahların kullanılması halinde oradaki insanlara yardım edilmesi çok güç. Eğer kullanılırsa yardım götürmek için bir imkan olmuyor. Bu silahların yasaklanması gerektiğini düşünüyorum ifadelerini kullandı. Kızılaç Komitesi Genel Sekreteri El Hacı, Kızılaç'ın Batı Afrika'da Ebola salgınıyla mücadele için kullanılması planlanan 6 milyon doların yolsuzluk yapılarak çalındığına yönelik iddialara açıklık getirdi. Genel Sekreter, yardımlarımızı götürdüğümüz yere denetim mekanizmasını da taşıyoruz. Bu durum şu an ayrıntılı inceleme aşamasında. Bu araştırma aşamasında 6 milyon doların risk altında olduğu söz konusu. Döviz kurunun banka tarafından yükseltilmesi söz konusu olmuş olabilir. Aynı zamanda çeşitli işlemler var. Bunların sahte olduğuna yönelik iddialar var. Bazı faturaların şişirildiği gibi iddialar var. İnceleme aşamasındayız dedi. Kızılay Genel Başkanı Doktor Kerem Kınık, insani yardıma aktarılan payın azaldığını, kozmetik sektörüyle bile yarışamadığını, insani yardım sektörünün aldığı payın arttırılması gerektiğini ifade etti. İnsani destekle, insani yardımla öne çıkmış olması, bu toplantının Türkiye'de yapılması, Kızılay'ın ev sahipliği yapılması, bunlar tesadüf değil. Bu toprakların yardımseverliği, cömertliği ve sadece insanı merkeze alan insani politikalarıyla yüz binlerce insanın bu anlamda hayatını kurtaran, onların acılarını dindirmeye gayret eden bir toplum olduğumuz ortada. Uluslararası Kızılay Kızılaç Dernekleri Federasyonu Genel Kurulu 11 Kasım'da sona erecek.